الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَعَالِيَ الْهِمَمِ وَيَكْرَهُ مَسَافِلَهَا. صدق رسول الله فيما قال وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: Uluvul himmet ol, kalma, itme nuksan. Dilersen hak eder yok şüphe ilan. Sivalardan sivaları atıp hakka gidelim. Cemali ba kemale seyri edelim. Uluvul himmet ol, kalma futurda ki Allah rahmedip gark ede nurda. Görürsen sureta gam ve sururda, sürur gam anda yok ol hep huzurda, huzur üzere durup hakka gidelim, cemali ba kemale seyri edelim. Kema varade el hadisil kutsiyyi, ittequ mecalisel evliya, فَإِنَّهُمْ جَوَاسِيسِ الْقُلُوبِ يَدْخُلُونَ فِي قُلُوبِكُمْ وَيَطَّلِعُونَ عَلَى أَسْرَارِكُمْ فَإِذَا جَالَسْتُمُوهُمْ فَجَالِسُوا بِالصِّدْقِ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri, muhterem kardeşlerimiz, Allah-u Teala'nın kıymetli misafirleri, bu meclisimizi bizler için mübarek kılsın. Amin. İlim meclisleri cennet bahçeleri, Efendimiz öyle tarif ediyor. Allah-u Teala bu cennet bahçesinde bizleri buluşturduğu gibi ahirete göçtüğümüzde cennette de buluştursun. Amin. Hedefimiz cemalullah. Bugünkü beyitlerimiz de bize bunu anlatıyor muhterem kardeşler. Evet, hemen çok mukaddime bölümünü, yani girişi fazla uzatmadan mevzuya başlamak istiyorum. Çünkü bugünkü, eğer becerebilirsek, masat elimizde kalmazsa, okuyacağım yer biraz uzun, tefsirini yapacağımız, üzerinde konuşacağımız yer biraz uzunca, Allah-u Teala istifade ve ifadeye bizleri muvaffak eylesin. Evet, şimdi ben bir beyit, daha doğrusu iki mısra atlayarak başladım ama onu da okuyayım size. Veliyullahi casus kıldı Subhan, girer kalbine bil, yoklar seni can, uluvul himmet ol, gel itme noksan. Böyle başlıyor. Allahu veliyyüllezine amenü. Allah'a iman edenler, Allah'ın dostlarıdır. Bunda şüphe yok. Elhamdülillah. Allah bize iman nasip eyledi. Bu iman üzere yaşayıp ölmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah'a iman edenler Allah'ın dostlarıdır. Allah kendisine iman edenleri seviyor. Allah bizleri seviyor kardeşler. Elhamdülillah.
Allah-u Teala sevgisini gönlümüze ilka eylesin. Peygamber Efendimiz'den gelen bir dua var. Onu ara ara yapın. Bizler yapmaya gayret ediyoruz. Allahümme inni es'elüke hubbeke ve hubbe men yuhibbuke vel amelü lezî yübelliğuni hubbeke. Allah'ım senin sevgini istiyorum buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani seni sevmeyi istiyorum. Bu ne büyük bir nimet. Allah seni seviyor, senden daha kıymetli bir insan yok. Öyle değil mi? Bir kimse ki Allah, Hazreti Ali Efendimiz'in sözü bu. Bir kimse ki Allah onu seviyor. Onun neyi yok diyor. Sadece şunu dinleseniz bugün bu ders bitmiş olsa yeter. Bir kimse ki Allah onu seviyor. Onun neyi yok? Neye ihtiyacı var? Yani? Allah seviyor, bitti. Değil mi? Bir kimse ki Allah onu sevmiyor. Onun neyi var? Neyi var? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve Allah'ın sevgilisi. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى diyor. Allah o kadar seviyor ki sen iste verileceksin diyor. Ne istersen vereceğim diyor. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ Rabbin sana elbette yakında istediğini verecek. Allah böyle seviyor. Bir de şimdi tam tersini düşünün. Firavun'u, Nemrut'u, Ebu Cehil'i ve benzerlerini, günümüzde de benzerleri olabilir. Onları düşünün yani. Trilyonları, katrilyonları, bilmem ne kadar paraları, pulları, makamları, mevkileri var. Ama zalim, Allah sevmiyor. Allah sevmiyor. Bedbaht bir insan bu yani. Ahirete gittiğinde Allah-u Teala diyor ki, onlar yer dolusu altın verseler fidye olarak kabul olunmayacak. Allah Celle Celaluhu bizlere sevgisini kalbimize ilka eylesin. Amin. Ama tabii derece derece bu işler arkadaşlar. Derece derece yani herkesin sevgisi, Allah'a olan sevgisi, Allah'a olan bağlılığına göre Allah dostluğu, veliliği tescilleniyor. Şimdi kimileri bu ayet-i kerimeyi delil göstererek diyor ki bütün iman edenler Allah-u Teala'nın velileridir. Bir fark yoktur arada. Oysa Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمْ دَرَجَاتٍ diyor yani peygamberler arasında bile bazılarını derece bakımından bazılarını üstün kıldık. Bunda bir şey yok. Bunda bir şey yok. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ bir başka ayet kelime peygamberlerin, rasullerin de bazısını üstün kıldık buyuruyor. İman bakımından fark yok. Birisine inkar etmek hepsini inkar etmek gibi. Allah muhafaza eylesin. O yüzden biz ne diyoruz? Bütün peygamberlere Âmentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi devamlı da okuyalım bereket olsun. Vel yevmil âhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ vel ba'fü ba'del mevti hakkun buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Şimdi bazen öyle mikrofon tutuyorlar da bir şehadet getir, bir amenti oku, bir kelime-i tevhid söyle. 40 dereden su getiriyor adam yani. Hakikaten aslında belki insan böyle tebessüm ediyor ama ağlanacak hal ya. Ümmeti Muhammed'in gelmiş olduğu duruma bak. Kimisi de kızıyor. Bana niye soruyorsun bunu diyor. Ben Müslümanım elhamdülillah. Tamam kardeşim itirazımız yok. Buyur. Bir tescil edelim onu. Bir kelime-i şehadet buyur. Buyuramıyor maalesef ya. Burada buyuramayan ölürken nasıl buyuracak, nasıl söyleyecek ya? Değil mi? Allah-u Teala söyleyebilmeyi nasip eylesin. Amin. Şimdi âmentü billah Allah'a iman ettim ve melâiketihi meleklerine ve kütübihi kitaplarına bak kitaplarına ve kütübihi. Kitabın cemisi kütüb. Hepsine iman ettik yani. Biz Adem Aleyhisselam'a indirilenlere iman ettik. Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a, Davud Aleyhisselam'a ve diğer sayfeleri İbrahim Aleyhisselam'a indirilen sayfelere de yani kısacası 104 kitaba iman ettik hepsini. Ama nasıl halde iman ettik? Allah ne indirdiyse ona iman ettik. Tahrif edileni demiyoruz. Sonradan bozulan, içerisine karıştıran şeylerle bizim bir alakamız yok. Ama biz kitaplara iman ettik. Sonra ve kütübihi sonra neydi? Ve rusulihi. Bütün peygamberlere iman ettik. Adem Aleyhisselam'ı inkar etsek kafir oluruz Allah muhafaza. İsa Aleyhisselam'ı inkar etsek ne olur? Gene aynı. Dolayısıyla birisini inkar, hepsini inkar olmuş olur. Hepsini imanla sorulur. Ondan sonra ve Resulühi ve yevmil ahiri ahiret gününe iman ettik. Yani ahiret günü var, önümüzde cennet var, cehennem var. Biz ona iman ettik. Çalışmalarımızın sebebi o. Allah-u Teala cennetiyle, cemaliyle bizleri müşerref etsin. Ve yevmil ahiri ve bil kaderi kadere iman ettik. Kader
hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Hayrın ve şerrin, yani hayır ne? İyi olan şeylerin, iyiliklerin, güzelliklerin, şer kötü olan şeylerin hepsinin Allah tarafından yaratıldığına iman ettik, değil mi? Beyitte nasıl geliyordu? Ve inner rizqa ve inner suhte hil rizqun misle hillun diyor emanide. Ve inner suhte rizqun misle hillun. Haram da helal de ikisi de rızıktır. Niye rızık? Çünkü ikisini de yaratan Allah'tır. Ama Allah birisinden, birisinin yenilmesinden, içilmesinden, yapılmasından razı, ötekinden razı değil. Hangisinden? Haramdan razı değil. Haramı da yaratan, helali de yaratan, hayrı da yaratan, şerri de yaratan kim? Allah. Niçin yaratmış? İmtihan. Allah-u Teala imtihan etmek için. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ Sonra ahsenü amele. Beraber yardımlaşarak gidelim. Ben kürsüde beni yalnız bırakmayın. Nasrettin Hoca öyle demiş. Gelmişler hocanın yanına, demişler ki hocam, demişler, ya bu fil başımıza bela oldu. Ne var ne yok hepsini yedi. Ondan sonra gel gidelim Timur'a. Diyelim ki abi fili al bizden, kurtar bizi diyelim. Hoca demiş tamam, buyurun düşün arkama gidelim. E Timur adam biraz şerli adam. Düşmüşler hocanın altına, saraya ya da bulunduğu yere yaklaştıkça milletin ödü kalbi hoplamaya başlamış yerinden. Arkadan yavaş yavaş sıvışmışlar. O gitmiş, öteki gitmiş. Hoca önde, garibim. Gidiyor. Tam içeriye giriyor. Ondan sonra buyurun, buyur ediyorlar. Buyur, ne istiyorsun diyor Timur. Diyor ki ben ve böyle bak, bizim manzara önümüzde, o arkaya diyor. Tam diyecek ki yani biz işte köylülerle beraber, ahaliyle beraber geldik. Bu fili bizden al, bizim ne var ne yok. Aynı enflasyon gibi yedi bitirdi diyor ya. Yani. Diyecekken bir de arkaya bakıyor ki Allah'ın bir kulu kalmamış. Vallahi diyor. Sayın kral, padişah neyse artık. Biz o fil var ya ondan çok memnun kaldık diyor. İki tane daha istiyoruz diyor. Yani böyle siz de, biz de öyle yapar mıyız? Yapmayız inşallah. O yüzden beraber yardımlaşarak gidelim. Neyi okumuştuk? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Niye yaratılmışız arkadaşlar? Ne işimiz var bu dünyada? Ha, bu ayet anlatıyor bizi işte. İşinizi anlatıyor. Bak ben sizin işin özünü söylüyorum. Yani. Bu yani bundan dolayı ne yemek, ne içmek, ne oturmak, makam sahibi olmak, şu bu. Yani kadınlık, erkeklik bunlar Allah-u Teala'nın tercihleri. Bizim tercihimiz değil yani. Toprağı da biz tercih etmedik. Anayı da biz tercih etmedik. Babayı da biz tercih etmedik. Sen mi? Ben erkek olacağım ya Rabbi. Beni erkek olarak yaratırsan giderim dünyaya, yoksa gitmeyeceğim dedin. Hanginiz dediniz bunu? Kimse demedi yani. Renginin, derisinin rengini, boyunu seçen var mı içinizde? Beni şöyle 1.90 yaratırsan giderim ya Rabbi dünyaya, yoksa gitmiyorum. Benim anam falan olsun, babam falan olsun, dayım amcam falan olsun diyen var mı içinizde? Seçen var mı? Ben seçmedim, sizi bilmiyorum. Seçmedik. Bunların hepsi Allah'ın seçimi arkadaşlar. O yüzden o seçime saygı duyacağız. O seçim bizim imtihanımız. Allah-u Teala kazanabilmeyi nasip eylesin. Yani seçtiğimizi zannettiğimiz şeyleri de biz seçmedik ama işte orada irademiz devreye girmiş oldu. O zaman başımıza gelmiş olan şeyler demek ki Allah'ın tercihi. Yani anamız, babamız, akrabalarımız, dayımız, amcamız, teyzemiz, bunların hepsi bize verilen evlatlar. Ben falan evladı seçiyorum ya Rabbi, şimdi gelen evlat şu olsun. Yok öyle bir şey yani. Mevla seçti onları. Ya asıl olan ne? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمِلًا. Hanginiz daha güzel amel işleyeceksiniz? Aslında buradaki ifade çok daha ilginç arkadaşlar. Yani Allah-u Teala bizden daha güzelini isterken şunu söylemek istiyor. Şöyle anlamayın. Birbirinizle yarışarak değil. Yaptığınızın iyisini yapın. İyisini yapın. Hep daha iyisini yapmaya çalışın. Allah-u Teala terakki edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Bu isteniyor bizden. İmtihan. Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Şer de hayır da kimdendir? Allah'tandır. Yani ne demek bu Allah'tandır? Yaratan Allah'tır. Ama yani şimdi Allah-u Teala içkiyi yaratmış hocam, ben ne yapayım, içtim işte. Allah Allah, onun haram olduğunu da söylemiş ama. Ayranı iç baba. Ayranı iç babacığım ya. Afiyet olsun, süt iç. Ondan sonra içerisinde alkol olmayan diğer meşrubatlardan iç. Başka zararlı olmayan şeylerden iç. Ya arkadaş o kola mı ne diyorlar? Tam ismini söylemeyeyim de. Adam pasa döküyor, pası sıyırıyor ya. Pası söküyor ya. Bu içilir mi ya?
elin gavuru üretmiş satıyor, sen içiyorsun onu. Masanda bir bakıyorsun ki iftar sofrasında ortada duruyor. Allah sana şuur versin arkadaşlar. Şuur versin. Elin Ermenisi, Yahudisi okula gidiyor. Bir kitapta görmüştüm onu. Bu bir emekli öğretmenin yazmış olduğu güzel bir kitap var böyle. Küçük Türkçe bir kitap. Okumanızı tavsiye ederim. Böyle Sen Kimsin diye bir kitap. İsmi Sen Kimsin. Alın okuyun yani Türkçe. İlhan Yardımcı'ydı zannedersem yazan kitabı. Böyle şöyle incecik bir şey okunur yani. Allah-u Teala okumayı nasip eylesin. Amin. Orada adam naklediyor. Çocuk okula gidiyor. Kalemi yok, defteri yok. Oğlum niye defterin yok? Niye almadın? Hocam diyor, öğretmenim Agop dükkanı açmadı diyor yani. Agop açmadıysa Ahmet açtı da. Git Ahmet'ten al. Olmaz diyor. Ben ondan alacağım diyor. Olmaz. O kalkınacak yani. O kalkınacak. Yani arkadaş, elin gavuru şuurluysa, sen şuursuzsan işte dava kaybeder yani. Allah şuurlu olmayı nasip eylesin. Şuurlu olacağız yani. Bilinçli olacağız. Bu kozmetik sanayinin en tepesinde olan gavur, Yahudi. Bir kadın bu. Buna diyorlar ki, ya diyorlar, bununla konuşuyorlar. Mükaleme diyoruz biz de, röportaj diyorlar bu yeni dilde. Onunla konuşuyorlar, diyorlar ki bu işte dudak rujları, allıklar, pulluklar, bilmem neler, şunlar, bunlar. Bunları siz üretiyorsunuz. Niye üretiyorsunuz? Bunların faydası var mı insana? Hanım kardeşlerimize duyurulur. Yok diyor, hiçbir faydası yok, hatta zararı var diyor. O zaman niye üretiyorsunuz? Cevap şu, İsrail devleti için üretiyorum diyor. İsrail devleti için üretiyorum. Adam devleti ayakta dursun diye üretiyor. Bizimkiler devlet yıkılsın diye çalışıyor. Allah hidayet nasip eylesin. O zaman biz ne yapacağız? Biz de karınca kaderince olacağız arkadaşlar. Karınca gibi biz ateşi söndürmek için çalışacağız. Ama şuurlu olmazsa, İslami bir şuurun olmazsa, gayen Allah rızası olmazsa, işte burada onu diyor, bu beytte onu anlatıyor. Diyor ki uluvül himmet ol. Yani hedefin, maksadın yüksek olsun diyor. Çok yüksek olsun. Ya dünyevi maksatlar değil, uhrevi maksadın yüksek olsun. Yani Hazreti Mevlana bunu öyle güzel anlatıyor ki, diyor ki senin niyetin neyse, amacın neyse sen olsun diyor. Senin hedefin neyse sen olsun. Allah hedefimizi, maksadımızı yüksek eylesin. Amin. Diyor ki Allah dostları burada. Yani yüksek himmetli olmak, yüksek niyet nasıl anlaşılır? Senin tek niyetin, en yüksek niyetin Allah'ın rızası, cemali olacak. En yükseği bu. Cennet o da güzel ama bu en yükseği. Cennet. O yüzden hani küçük gördüğünden değil. Ha, Yunus diyor ya cennet cennet dedikleri, kimisi buna da kızıyor. 3-5 köşkle 3-5 huri versen onu isteyene, bana seni gerek seni. Ama tabii adam ahmak olduğu için şimdi bunu söyleyenler şimdi diyorlar ki Ayasofya'nın açılması İslam'a, Kur'an'a uymazlar. Bak arkadaşlar, bir var ya, bir söz adamın kimliğini ortaya çıkarır. Kimliğini ortaya. Ama sen anlayana kadar 9'u doğurmuş olursun. Ya dün de aynıydı bunlar, bugün de aynıydı. Ve değişen bir şey yok. Ama işte o gün anlamadı. O gün tatlı konuşuyorlardı. Bugün anlıyoruz. Allah-u Teala tam anlamayı nasip eylesin. O yüzden bizim ölçümüzü iyi. Her sohbette tekrar edeceğim bunu. Ya arkadaş, bu kadar ulema gelmiş, bu kadar alim gelmiş. Bizim kaç senelik birikimimiz var ya, tarihi tecrübemiz var ya. Bir anda onu atacaksın kenara, böyle çıkmış televizyonda yaldızlı bir adam iki tane söz söyledi diye sen böyle hemen yalpalanacaksın rüzgarda uçuşan yapraklar gibi. Allah muhafaza eylesin. Dün de aynıydı. Geçmişte başka şey söylüyor, bugün de başka şey. Bak, adamın söylediği sözü yanlış anlıyor, diyor ki bunlar cenneti küçük görüyor diyor. Ya arkadaş, insan Mevla'nın cemalini nerede görecek? Söyleyin bana. Arkadaşlar lütfen söyle. Cemalullah nerede? Yani Allah'ın cemalini nerede göreceğiz? Söyleyin. Bir daha söyleyin. Allah-u Teala görmeyi nasip eylesin. Amin. Ben de mühürü vurayım değil mi ustam ya? Cennette görecek. La zaten Mevla'nın cemalini gören cennete girmiş demektir ya. He? Öyle değil mi arkadaşlar? Yani adam diyor cenneti küçük görüyor. Ulan geri zekalısın sen ya, kusura bakma. Cennette Mevla'nın cemali seyredici. Adam zaten cemalullah hedefe koymuş. Şimdi o delikanlı mesela diyor ki baba bana bir bisiklet al diyor yani. Bak hedefinde bir bisiklet. Yani himmeti bisiklet yani. Öteki diyor ki bana bir tablet al, onunki tablet. Öteki diyor ki bana bir oyuncak al, onunki oyuncak. İşte himmet bu yani. Hedefte bisiklet varsa senin, hedefinde yavaş yavaş paraları kenara atmaya başlıyorsun. Ama bisiklet için çalışıyorsun. Diyelim ki 2000 lira. Bilmiyorum tabii, işte atıyorum kafadan. 2000 lira.
O zaman himmetin 2000 liralık çalışma olacak senin. Anladın mı? Yani nefesini 2000 lira kadar, gücünü 2000 lira kadar planlayacaksın. Ama bunu sen himmetini 10 bin, 20 bin, 100 bin yaparsan o zaman çalışmanına göre olacak. Şimdi bunlar dünyalık planlar. Geçelim Uhrevi plana. Ya senin hedefinde Mevla'nın rızası var, cemali var. Cemali var. En üstüne, en üstüne göz dikmişsin yani. En üstüne göz dikmişsin. Alttaki makamlar. Eşi bir adamın planında 10 bin lira varsa 2 bin lirayı toplayabilir mi? Söyleyin. He? Ses yok. Toplayamaz hocam diyorsunuz herhalde bu zamanda. Öyle değil arkadaşlar. Gerçekten öyle. Bir adam daha yükseklere hedefini koymuşsa adam aşağıları çok rahat alır. Hedefte varsa, derdi varsa ama derdi yok. Yatmış aşağısa yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Allah-u Teala tembellikten, gevşeklikten cümlemizi muhafaza eylesin. Başına gelecek bir adamın en büyük bela tembelliktir. Peygamber Efendimiz şeytandan Allah'a sığındığı gibi, cehennemden Allah'a sığındığı gibi, münafıklıktan Allah'a sığındığı gibi, tembellikten de Allah'a sığınırım diyor. Allah-u Teala cümlemizi muhafaza eylesin. Ya arkadaş adam yorganı üzerinden atamıyor ya. Öyle bir tembelleşmişiz ki yani. Şimdi kim kalkacak hocam diyor ya. Kim kalkacak? Allah-u Teala kurtarsın. Başa gelecek en büyük bela ya. Ümmeti Muhammed'in başındaki en büyük bela tembellik. Karadeniz'de şöyle derler. Üşenenin uşağı olmaz derler. Efendi Hazretlerimiz nakledi. Yani çalış. Yani üşenenin uşağı olmaz demek. Bu bir tabir. Yani çalışmayan hiçbir şey elde edemez. Allah himmetimizi kuvvetli eylesin. Amin. Arkadaşlar lütfen himmetiniz dünya olmasın. Bak Allah dostları himmeti cennet olan. Güzel mi? Vallahi güzel. Allah güzel. Yani himmeti dünya olana göre cennet güzel. Himmeti cehennemden kurtulmak. Allah'ım beni yakma diyor ya. Ben dayanamam cehenneme. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki onlar o cehennemin kendisinden değil. Onun nefhasından. Ondan Allah'a sığınırlar. Nefha. Nefha ne biliyor musunuz? Şimdi şu camı aralasak dışarıda rüzgar var. Yarım aralı üstten açıyoruz yani. Üstten açıyoruz. İçeriye doğru üfürüyor böyle. Soğuk geliyor. Bunun sıcak olduğunu düşün, sıcak geliyor. Bundan, cehennemin bu nefhasından Allah'a sığınıyor arkadaşlar. Kendinden değil. Yani düşünsene o nefhasından sığındığına göre kendisi nasıl bir şey yani. Yani o rüzgarından sığınırım Allah'ım sana diyor. Ya. O rüzgarı bile değmesin diyor. Onu bile görmeyeyim diyor. Allah-u Teala anlamayı nasip eylesin. Bir tane yaşlı, şimdi yaşlı sayılır, bir gelin vardı bizim köyde. Ya dedim ki bak bu namazları çok gevşek davranıyorsun. Nasıl olacak dedim ya namazlarını kıl yapma böyle ya bak sen zaten haramdan çok işin yok. Ne olacak burada kılmazsak orada ateşin üstünde kılarız diyor. Allah Allah ya mübarek sanki tavuk ya. Firzola yapılıyor ateşin üstünde kılarız. Bizim oranın lafıyla diyor katiceğin üzerinde tandırın üzerine böyle çarpı bir şey koyarlar ona isim veriyorlar. Yani o kazan üzerine koymak için onun üzerinde kılarmış. Efendi baba şöyle buyurmuş cehalet ala vezni rezalet. Yani Allah cahillikten cümlemizi muhafaza eylesin. Sen oyun mu oynuyorsun arkadaş ya? Efendimiz Allah'a sığınıyor cehennemden. Ya. Aynı bunun gibi tembellikten de sığınıyor. Allah tembellikten, gevşeklikten cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. O yüzden çalışmışlar. Gece durmamışlar, gündüz durmamışlar ya. Geçen Salih hocamız naklediyor. Çok meşhurdur bu naklettiği şey. Kitab-ül Mefsut. Mefsut var fıkıhta. 30 ciltlik kitap. 30 cilt arkadaşlar kitap. Arapça. Elektrik yok, daktilo yok, bilgisayar yok, PDF falan hiçbir şey yok. Hapis cezası veriliyor. Hapis nasıl biliyor musunuz? Kuyu hapsi. O günün gücü onu kuyuya atıyorlar. Kuyuya, kuyudan. Kuyuya atılmış ya, hapsedilmiş adam. Kızması gerekiyor. Beni kuyuya attılar. Küsmesi gerekiyor. Yok. Talebelerine diyor ki kuyunun başına gelin. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Evet. Pehlivanlar. Kuyunun başına gelin. Kaleminiz, kağıdınız elinizde olsun. Ben alttan söyleyeyim, siz yazın. Kuyunun içerisinden Mefsut'u yazdırıyor arkadaşlar. 30 cilt. La arkadaş bir sayfa kitap okuyamıyoruz ya. Ya şimdi geçelim 30 cildi ya. İtiraf edelim arkadaşlar ya bir sayfa Kur'an-ı Kerim okumaktan aciziz. Kuyudan 30 cilt kitap yazdırıyor. Allah bize akıl fikir versin arkadaşlar. Zaman yok hocam. Kur'an öğrenmeye zaman yok. Camiye gelmeye zaman yok. Ya insaflı ol ya. İnsaflı ol ya. 2 saatlik dizinin başında oturuyorsun ya. 2 saat sürüyor ya.
Hocam bu tarihi dizi vallahi işte elimde buluş duruyorum orada hocam. Tamam. Tamam babacığım da 2 saat Gümbürtü'ye gitti ya. 2 saat. 2 saat ne kadar Kur'an-ı Kerim okudu? Kaç rekat namaz kılardın orada? Bir bunları hesap et. Bir de bu her hafta düşün. 2 hafta 2 saatte bir dahaki hafta, 2 saatte bir dahaki hafta, 3 saatte maç. Kaç saat etti arkadaşlar? Bunların hesabı var. Allah'ım bizi uyandırsın ya. Amin. Ama bulaşmış arkadaşlar işte ve üşribu fi kulubihimul icle bi küfrihim. Her şeyin cevabı var Kur'an-ı Kerim'de. Niye biz bunlardan kurtulamıyoruz yani? Ya bak adam 30 cilt arkadaşlar ya dile kolay ya nasıl bir hafıza? Ne demek ki şimdi şöyle düşünün bir insan yanında kitap falan yok ha. Arkadaşlar okuyorum yazın öyle bir şey yok. Ne varsa ezberinde. Ne varsa burada. Bu da insan biz de insanız. 30 cilt. On demek öncesi var ya. Öncesi var. Gece, gündüz hep ders. Hep çalışmış. O da yemiş içmiş. Arkadaşlar yesen de öleceksin. Yemesen de öleceksin. Kurtuluş yok. Ya bunu buna göre planlayalım vakitlerimizi. Allah bu tembellikten bizi kurtarsın arkadaşlar. Başa bela bir şey ya. Öyle ya. Adam yandaki yataktaki adam ölmüş de ya şimdi demiş kim kalkacak buradan? Yangıncı kim kalkacak oraya gidecek demiş. Yanmış gitmiş yani. Yani bizim durumumuz bir de buna benziyor biraz. Allahu Teala dünya işlerinde gayret ettiğimiz gibi ahiret işlerinde de gayret etmeyi nasip eylesin. Amin. Hiçbir ameli geri bırakmayın. Tamam sözü açıyor. Mevzu çok uzuyor. Ruh abi orada duruyor. O yüzden hemen bu mevzuyu kapatıyorum. Mevzuyu anladınız siz. Himmetimiz yüksek olacak. Hedefimiz yüksek olacak. Müslümanın hedefi ne olur arkadaşlar? Ahiret olur. Bir. Ahiretin neresi olur? Allah'ın cemali olur. Allah'ın rızası olur. Ve rızvanun minallahi ekber. Bir daha söylüyorum. Ve rızvanun minallahi ekber. Şimdi manasını verelim. Ve rızvanun oradaki tenvin ve rızvanun tenvin taklil için. Bazen teksir için olur tenvin. Çokluk için. Bazen de taklil için. Azlık için olur. O zaman mana şöyle olmuş oluyor. Allah'ın küçücük razı olması. Az bir rızası. Anlaşıldı değil mi? Rızası değil ha. Tam razı olması değil. Ve rızvanun ne anlama geliyormuş? Azıcık böyle küçücük razı olması. Neymiş arkadaşlar? Minallahi ekberu. Ekber ne demek? Çok büyüktür. Allah'ın senden azıcık hoşnut olması var ya. Çok büyük bir kazançtır bu. Çok büyük kazanç. Ya o nedir bu nedir diyoruz. Mesela bazı şeyleri terk ediyoruz yapmıyoruz ya da yapıyoruz. Neyi var adamların? Cenneti mi var cehennem mi? Hiçbir şeysi yok. Ne korkuyoruz ne çekiniyoruz arkadaş. Mevla'nın cenneti var cehennemi var. Allahu Teala bilinçli olmayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Şuurlu olacağız. Uluvül himmet ol. Kalma futurda gevşeklik etme diyor. Dilersen hak ider yok şüphe ilan. Yani Allahu Teala diyor ki geritme noksan himmetin yüce olsun diyor. Himmetin büyük olsun. Hedefin Mevla'nın rızası. Hadis-i şerif okudum. Allah hedefi yüksek olanları sever arkadaşlar. Bizim dedelerimize bakın. Ne kadar yüksek insanlardı. Rahmetli Kadir Müslüoğlu derdi ki yaptıkları binalara bakın. Giydikleri elbiselere bakın. Bayram Hoca da şöyle derdi. Ulema derdi böyle mavi çizme giyerlerdi. Mavi renk. Bak mavi şimdi biz diyoruz ki giyilir mi kardeşim Allah'ın dedi. Deli misin ya? Öyle bakmıyor adam. Adamın hedefi derin. Gökyüzünü düşünüyor yani. Gökyüzünü düşünüyor. Anam onu ayağına giymiş yani. Bu adam elbette İstanbul'u fethedecek yani. Sen mi ben mi fethedeceğim? Bir kümes bizim hedefimiz bir kümes. Bir kümese girelim yani. Dünyada bir ev. O da lazım ama o değil hedef yani arkadaşlar. Hedef Allah'ın rızası olacak. Onu kazanırsın Allah'ın izniyle. Zaten senin derdin Mevla ise himmetin derdin Allah rızası ise oho Allah dünyayı sana hizmetçi kılıyor. Ey dünya bana hizmet edene hizmet et diyor. Dünya sana hizmetçi oluyor. Allahu Teala bizi tam kendisine hizmet edenlerden eylesin. Allah'a nasıl hizmet edeceğiz yani? Yatın yuvalan yok. Allahu Teala diyor ki benim yerim gönderdiğim dine uyun diyor. Benim gönderdiğim kitaba uyun. Bu kadar. Onun haram kıldığı haram bilin, yapmayın. Helal kıldığını, farz kıldığını yapın. Şimdi sen sabahtan erkenden bir müşteri sana telefon atsa dese ki kardeşim bu gelecek gelir 5000 liralık bir gelir olsa. Biraz fazla tutuyorum ki şimdi korkuyorum 1000 lira olursa kalkmam hocam falan dersiniz. Anlatabiliyor muyum? Ne kalkacağım? Uykumu bölmem pazar günü. Ama biraz fazla olsun. 5000 lira vereceğim dese sabahın 5'inde bekliyorum. Arkadaşlar ama samimi olun lütfen bak. Şaka yapmayın. Kalkar mı kalkmaz mı adam ya?
He? Ne demek arkadaş 5000 lira? Ya bana sorun. Bana sorun. O ne demek kardeşim kalkmak ya? Üçte geliriz abi. İşte gelir yeter ki çağır bizi ya. 5000 abi ya. Bu faturaların yüksekliği zamanında. Geçen Eren öyle dedi. Hocam dedi. Tamam doğru söylüyorsunuz. Gerçekten faturalar yüksek de. Ahiretteki faturalarımızı hiç düşünmüyoruz ya. Hiç o faturalarımızı düşünmüyoruz. Bir de o faturalara düşün. Bak güzel işte. Herkesin kafasına aklına bir şey doğuyor. O söyledi. Ben söylemedim ya. Hocam yaptıklarımızın faturası var. Doğalgazın faturası, elektriğin faturası, ondan sonra suyun faturası. Evet Allah-u Teala yardımcımız olsun ama bir de konuştuklarımızın faturası var. Yediklerimizin, içtiklerimizin faturası var. 20 yılın, 50 yılın, 100 yılın faturası var. Bu dinin faturası var. Ya Allah-u Teala bu faturaları da düşünmeyi nasip eylesin. Yani, tamam. Yani hemen gideriz. Niye? Kazanç büyük. Ya arkadaş sabah namazı ya. Sabah namazı kaçırılır mı? Dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Attılar peşinizden kovalasa, düşman üstünüze gelse, düşman geliyor sabah namazının iki rekat sünnetini terk etmeyin buyuruyor. Dünya ve içindeki her şeyden daha kıymetlidir. Resulullah'ın gözünde namaz bu. Bizim gözümüzde de öyle olsa bizi kimse yatakta tutamaz abi. Saat kurmaya gerek yok. Adamın kendi saat zaten. Kalbi saat onun. Kalbi ötüyor. Ezan okunmadan bakıyorsun dar kalp vurmaya başlıyor. Yatar mı adam daha yatakta? Kurmuş çünkü değeri kıymeti biliyor. Eşin tembellik olunca, gevşeklik olunca, dünya seni yumurtanın sarısının akını kuşatınca bu sefer değer yargıların değişiyor. 3 kuruşluk değer için koşturuyorsun. Koştur, helal rızık bir şey demiyoruz ama öte yandan ya çocuklar mesela, çocuk mesela bardağı kırıyor. Baba diyor bana bardağı kırdın diye çok kızdım diyor yani. Bardağı kırdı diye kızıyoruz ama namaz kılmıyor. Hiç üzülmüyoruz, ağlamıyoruz yani. Hazreti Fatıma'nın kapısını çalıyordu Peygamber Efendimiz. Kızım kalktınız mı namaza diyor. Namaz evlenmiş Hazreti Ali Efendimiz'e kapısını çalıyor. Yani. Namaz ibadet. Yani din. Namaz din demek yani. Din için bu kadar dertliydiler. Allah bizi de dertli eylesin. Uluvul himmet olmak bu demek yani. Et ben oksan diyor. Dilerse hak ider yok şüphe ilan diyor. Allah-u Teala isterse diyor. Sana diyor hiç şüphe yok diyor yani. İhsan eder diyor. Yeter ki senin derdin olsun yani. Allah-u Teala dertli olmayı nasip eylesin. Bak bu zat bu kitabı yazan aslen Arnavut, Yanyalı, lisanı da Türkçe değil. Edebiyat falan bilmiyorum diyor. Ben fasih lisan bilmem diyor. Ama yazarken şöyle diyor. Gece idi, gönülde dert bir idi. Dediler gel Aziz Hakk'a gidelim, Cemal-i Bağ Kemal'e seyredelim. Gece idi diyor. Yani teheccüde kalkmış, böyle kelime-i tevhidin başına oturmuş. Elinde tesbih, la ilahe illallah derken heyet geliyor. Ben uzanmışım yatağa, yaylı. Hopur hopur yatıyorum. Bana heyet niye gelmiyor diyor. Heyet senin yanında ne işi var heyetin kardeşler? Yatmışsın aşağı arkadaşlar. Allah-u Teala uyanmayı nasip eylesin. Amin. Gece derdi olan gece kalkmış. Ondan önceki geceleri de kalkmış. Bakmışlar ki tamam adam bu. Demişler ki sana bir eser yaz aşıklara demişler. Allah o heyet, o manevi heyet. O Allah dostları artık meleke ikram cemaati. Bilemiyoruz yani. Demişler Allah dostlarına bir eser yaz böyle. Okuyanlar nurla dolsun demiş ki ben anlamam demiş ya. Ben nasıl yazacağım demiş. Benim dilim Türkçe değil demiş yani. Ben bilmiyorum edebiyat falan. Sen demişler anlaşıldı biz sana yazdıracağız. Sen dertli bir adamsın. Allah dertli eylesin. Amin. Arkadaşlar ben anlatıyorum size arada böyle. Biraz da uykunuz dağılsın diye. Hani anlatıyor mu? Bir kardeşimiz hocalarla birlikte emri bir marufa çıkmış. Demiş ki hocam demiş ben çok seviyorum İslam'ın anlatılmasını ama ben hoca değilim demiş yani. Böyle Kürtçe bilirim ama Arapça bilmem demiş. Ondan sonra ama demiş ben de buna katkıda bulunmak istiyorum. Allah hepimizi emri bil maruf dertlisi eylesin arkadaşlar. Emri bil maruf çok önemli bir şey bu. Bak geçen hafta bir hadis-i şerif okuduk burada sabah dersinde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah'ın sınırlarını koruyan, Allah'ın dinini koruyan, onu anlatan, yaşayan ve anlatan ile anlatmayanın durumu şuna benzer diyor. Bir misal veriyor. Müthiş bir misal. Bir gemide seyahat ediyor insanlar. Kalabalıklar. Aralarında kura çektiler. Duymuşsunuzdur bu hadis-i şerifi. Bir bölümü üst katta, bir bölümü ambar katına çıktı kurrada. Şimdi ambar katındakiler abdest alacaklar, su içecekler. Su aşağıda bulunuyor. Yahut da yukarıda bulunuyor. Fark etmez. Hadis-i şerifin izahatine geçiyoruz. Adamlar bir iki defa su istemeye gidiyorlar. Üçüncüde diyorlar ki ya diyorlar biz
İki de bir zahmet veriyoruz. Yukarı çıkıyorlar. Su istemeye gerek yok. Yani abdest almak için delelim geniyi. Suyu alalım. Abdestimizi, ihtiyacımızı görelim. Arkadaşlar. Efendimiz buyuruyor ki bak misale bakar mısınız? O gemi dünya. O içindekiler biziz. Adam gemiyi deliyor. Biz diyoruz ki bana ne? Yukarıdakiler diyor. Delin delin siz suyu oradan alın. Buraya çıkmanıza gerek yok. İyi o zaman hep beraber yakında suyu alacağız. Demektir. Bol bol. Öyle değil mi arkadaşlar? Ya arkadaş adam şeriatsiz iş yapıyor. Yanlış iş yapıyor. Haram işliyor. Sen Müslümansın da yakının da senin bu komşun, akraban, dostun yani müşterin. De yani ona güzel bir dille söyle bir şey olmaz yani. Biz biraz da kızsın. Adama parayı uzattım böyle bir şeyin parasını. Sol eliyle alıyordu. Dedim ki abi dedim sağ elle alın. Neredeyse yumruk atacaktı ya. Ya bunu da Allah yaratmış, onu da Allah yaratmış diyor adam. Ya ulan bir numaralı felsefeci oluyorlar arkadaşlar. Biliyor musun? Bir anda adam felsefeci kesiliyor ya. Sokrat okumuş, bilmem kim okumuş sanki ya. Ya arkadaş, ya ama yaratmış ama onu tasarrufunu sana öğretmiş, nasıl kullanacağını öğretmiş. Sana bir din gelmiş ya. Sen başı boş, bozuk bir adam değilsin. Allah size öyle buyuruyor. Eyahsebul insanu en yutraka suda. İnsan başı boş. Bugün okuduk değil mi bak namazda? İnsan başı boş bırakılacağını mı zannediyor yani? Ormandaki misin sen ya? Yani bu usul var da. Bir usul var. Allah-u Teala cennece anlamayı nasip eylesin. Ne yapacağım şimdi bu adam bana bunu dedi böyle yaptı diye. Bundan sonra ben sağ elinde al demeyecek miyim? Devam ediyorum demeye. Devam. Siz de öyle yapın ya. Ama tabii kızma bağırma yok. Tatlı bir güler yüz. Böyle yapacaksınız yani. Adama iyiliği söylerken böyle adama aşağılama olursa olmaz bu yani. Adam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Firavun'a gidene bile yumuşak söyle diyor. Yumuşak tatlı dille söyle diyor. Geçen hafta anlattım işte. Adam çocuk kesmiş. Çocuk katili ya. 70 bin tane bebeği annesinin karnında ya. Hamileye gidiyor şişliyor. Niye? Kahinler demişler ki bir tane ben İsrail'den bir tane çocuk doğacak. O senin tacını taktığını yerle bir edecek. Vay anasını. Ola bunların içerisinden bir tanesi o olabilir diye. Hiç kız mıdır erkek midir kim midir bakmıyor herif. Çocuk ya bebek katili adam bebek katili. Bu kadar yani. Bu kadar zalim bir adam. Firavun. Allah-u Teala diyor ki Firavun'a git. Harun Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'a gidin ona. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Aslında şöyle demesi lazım. Gidin ona. Sen var ya sen. Seni bebek katili seni. Seni gavur seni. Senin kurtuluşun yok. Cehennem kütüğüsün sen. Yanacaksın sen. Sanki Allah'ın peygamberi Musa Aleyhisselam korkuyor mu bunu söylemek? Yok. Allah destekçisi yani. Allah destekçisi. Ama bir üslup var işte. Gidin tatlısı. Gidiyor ona Musa Aleyhisselam Firavun'a. Diyor ki bak sana Allah-u Teala idare etme kabiliyeti vermiş. Sende reislik kabiliyeti var diyor. Sen padişahsın diyor. Sen kralsın diyor. Eğer sen iman edersen, eğer Allah'a inanırsan Allah-u Teala sana daha büyük bir saltanat verecek diyor. Hem dünyada kral olacaksın hem ahirette kral olacaksın. Yani öyle tatlı, öyle güzel söylüyor ki Firavun neredeyse düşecek. Etrafındakiler diyorlar ki şeytan bol arkadaşlar. İşte etrafınızdaki insanlara dikkat edin yani. Allah-u Teala Celle Celaluhu dostlarımızı iyilerden, salihlerden eylesin. Amin. Çok önemli bir şey arkadaş ya. Senin salih olman yetmiyor. Adam bozuksa hadi gidelim başka işe derse işte bitti iş. Bugün dinlemesin, yarın dinlersin. O yüzden uzaklaş o adamdan. Diyorlar ki sen ne diyorsun diyorlar ya. Sen diyorlar bak sen şu anda ilahsın, Rabsın. Ama bunun dediğini yaparsan kul olacaksın. Ya sen Rabken kul olma ya. Sen deli misin ya? Bakıyor ulan hakikaten mantıklı söylüyorsunuz diyor. Ya arkadaş Allah akıl fikir versin ya. Ya tuvalete gitmeden yaşayamışsın. Sen neden ilah ya? Hani demiş ya temel. Demişler İngiltere'ye gitmiş de ondan sonra orada görmüş o firavunun geriye kalan iskeletini. Hani bana bir göster ha onu demiş. Bakayım demiş. Nasıl demiş hani demiş ya ben sizin en yüce Rabbiniz değil miyim falan. Ondan sonra göstermişler böyle gitmiş etrafında bir dolanmış bakmış. Şimdi orasını nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Orada bir dığıt olan yer var. Orayı söylemem lazım. Ama şöyle söyleyeyim demiş ki ha bu nokta noktayla Mevla ilahım dedin demiş. Ha bu siz orayı anladınız. Bayram hocam sen anladın orayı. Ha bu şeyinden mi demiş dedin ya. Bak temel anlamış işte. Allah-u Teala anlamayı nasip eylesin. Adam anlamıyor işte arkadaşlar anlamıyor. Neyse. O yüzden
Allah-u Teala emri bil maruf yapmayı nasip eylesin arkadaşlar. Emri bil maruf çok önemli bir şey yani. Dini anlatmak. Nereden geldik buraya? Geminin altını deliyor adam yani. Geminin altını deliyor. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yukarıdakiler aşağıdakilerin elini tutmazsa hep beraber batarlar diyor yani. Hep beraber batarlar. O yüzden sizin buraya gelmeniz her birinizin bir nefer olması anlamına geliyor. Lütfen duyduklarınızı, kendi bildiklerinizi başkalarına da anlatın. Yani. Haramı helali söyleyin. Neme lazım demeyin ki batmasın gemimiz. Yoksa batarız. Allah muhafaza eylesin. Kimse bir şey söylemezse kimseye perişan oluruz. Allah sonumuzu hayır eylesin. Allah bizi yüce himmetli, yüce dertli eylesin. İslam davasıyla da dertlenmeyi bize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi hızlı bir şekilde beytimizin devamına geçmeden haftaya devam ederiz oradan. Şu ayetleri size paylaşmak istiyorum. Sadece bir göz atıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Burası neresi? Hangi sureden? Geçen hafta Mahmut kardeşim okumuştu burayı. وَضْرِبْ لَهُمْ. Bu hafta da gerçi لَقَدْرِجَاءَكُمْ okundu. Onu da kısaca bir değiniriz. Vakit kalırsa eğer. Yasin suresinden değil mi arkadaşlar? Yasin'in, bak diyor ki Ramazan abi ikinci sayfa tebrik ediyorum. Yasin'in kalbi neresi desem bazı ulema diyor ki mesela şeye bakın Elmalı'ya der ki kalbi burasıdır Yasin'in. Kur'an'ın kalbi neresi? Yasin. Ya bir şeyin kalbi özüdür demek onun yani. Kalbi. Her şeyin bir kalbi vardır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Kur'an'ın kalbi de Yasin'dir. O yüzden ölüye de Yasin okuyoruz. Diriye de Yasin okuyoruz. Okuyun. Bekar olan Ahmet Yasin okudu. Sonunda evlendi bak. Elhamdülillah ya muradına erdi. Aranızda bekarlar varsa Yasin'e devam. Okuyan evlenir Allah'ın izniyle. Yani ne niyetle okursanız, şaka yapmıyorum, o niyetle kabul. Kitaplarda şöyle deniliyor. Mesela bu Yasin'de mübinler vardır, mübinler. Birinci sayfada var, ikinci sayfada var, sonunda var, iki yerde var, mübin, mübin. O mübinlerden dönerek, mesela diyelim ki böyle göz rahatsızlığınız var, işte bir hastanız var. İşte hulusi kalp ile başla Yasin'e Bismillahirrahmanirrahim diye. O mübine geldin mi? Mübin dedin. Dön geri bir daha besmeleyi çek. Bir daha oku hocam, ben bir tane zor okuyorum. Orada 7 tane 8 tane var. Nasıl okuyacağız falan. Olsun, bir şey olmaz, oku. Bir izninle hasta şifa bulur. Sıkıntın gider. Ama sadece Kur'an-ı Kerim'i bu yönden bakmayın yani. Bunu da yapabilirsiniz. Kur'an şifa mı? Şifa. Efendimiz diyor ki aleyküm bir şifa ey. İki şifaya sarılınız buyuruyor. Birisine el Kur'an, ötekisine el asel. Birincisinde şüphe yok. Birincisi Kur'an-ı Kerim şifadır. Hatta başka bir hadis-i şerif var. Kur'an'la şifa aramayan şifa bulmasın. Yani bu şu demek değil. İlaç alma ama almış olduğun ilaç gerçekten şifa mı, ona da bak. Geçen hafta, geçen cuma günkü derste anlattığım gibi çocuğa getirip öksürük şurubu alıyorsun. İçerisinde %17 oranında alkol var. Ondan sonra çocuk vallahi rahatladı, uyudu diyorsun. Oysa çocuk olmuş sarhoş. Yani kardeşim bu ilaç mı şimdi ya? Ya bir içtiğine bir bak ya, ne var bunun içinde ya? Neyin katkısı var? Yediğine bir bak. Kimse bakmıyor arkadaşlar ya. Allah bakmayı nasip eylesin. Biz söylüyoruz. Ben diyorum ki arkadaş içtiğin ayrana bak. 5 dakika sonra yemeğe oturdu adam, baktım doldur hele diyor ya. Baktın mı ne var içinde ya? Hocam vallahi 50 kuruşa aldım bunu diyor. Ben ne diyeyim? Daha ben diyeceğimi, ben söyleyeceğimi söyledim. O da ağzında tutacak değil mi? İçmemi yapacağım adamı ya. İç kardeşim, ne diyeyim? Allah-u Teala şuurlu eylesin. Ben alamıyorum falan. Kardeşim kendin yap evde. Yap yoğurdunu, ayranını, ok, iç, rahat. Ama bu tembellik de bizim işimiz zor. Allah yardımcımız olsun. Amin. Konu dağılıp gidiyor arkadaşlar. Ben çok şey yapmayın. Öyle devam edelim. Ne diyecektim orada? Söyleyin. Siz de mi uyuyorsunuz? İki şifa vardı değil mi? Bak ya, yoksa bırakıp gidiyorduk. Paşam niye söylemiyorsun diye. Birisi neydi? Kur'an. Öteki neydi? Asel, bal. Bal da şifadır. Doğru. Ama bala da bakacaksınız arkadaşlar. Değil mi öyledir? Balın da içinde ne olduğu artık belli değil arkadaşlar. Balı da seçeceksiniz. Yani kısacası, yani ben bir yerin temsilcisi falan değilim ha. Çıktığımda komisyon falan vermiyorlar. Herhangi bir, ne diyorlar ona söyleyin. Herhangi fazla para, işte bizim eğer reklamımızı yaparsanız sana para vereceğiz hocam. Böyle birisinin temsilcisi falan değilim. Ben Rabbimin dinini temsil etmeye çalışıyorum. Allah-u Teala becertirsin. Aldığınız ürünlerden Allah rızası için kim des helal sertifikası sorun arkadaşlar. Sorun yani. Bakın adamların her şeyin programını indiriyorsun. Programı var telefonda, onun da programı var. Değil mi? Programı var, indir oraya. Makarna. Bak oraya kim dese hangi makarnanın helal sertifikası var. Kim desten olacak ama. Falanın git ona. Var artık arkadaşlar. Hangi içeceğin helal sertifikası var? Sor bunu, ne olur yani. Kendin için sor ya. Markette vardı, şimdi market olursa o biraz isim verme yeri. Oraya da git. Ama en azından sertifikasını sor. Her yerde var önünde.
Alabildiğin, ya ben ne dersem arkadaşlar önüme bir şey atıyorlar. Bunları çok yaptım da. Hocam nereden biliyoruz onun helal verdiğini? Nereden biliyoruz para almadıklarını? Ya bu kadar da verme ya kardeşim ya. Biz sen Allah'tan korkmuyorsun, onlar da Allah'tan korkuyorlar ya. Yani sorun arkadaşlar, sorun. Yediğimiz içtiğimiz helalden olsun. Allah-u Teala nasip eylesin. Buradaki helal elbette senin paran helal de Allah'ın izniyle. Ama adam içine ne katıyor bilmiyoruz ki ya. Bilmiyoruz. Birisi içine tükürse bir şey yemeyiz onu ya. Adam içine katmış domuzun katkısını. Oh ne lezzetli diyorsun ya. Ne lezzetli diyorsun. Lezzetli olması önemli. Zaten onu lezzetli yapıyor ki, bak burada başka arkadaşlar da var. İşin uzmanları var burada. Adam onu öyle lezzetli yapıyor ki bırakamıyorsun yani. Oluyorsun bağımlı. Bağımlı. Onu ye. Beyine gidiyor. Adam anlatıyor işte, gıda mühendisi. Diyor ki beyine sinyal veriyor diyor. O çocuk o cipsi bırakamıyor, cips. Aha bak burada çocuklar var şimdi. Cips. Kimisi çikolata. Niye bırakamıyor ya? Ne var bunda ki yani? Gıda değil ya. Sana yağını. Sana yağı vardı eskiden. O da reklam oldu şimdi ama. Adam diyor ki attım diyor dışarıya diyor. Kalmıştı diyor. Attım ağacın altına diyor. Sinek üzerine konmuyor diyor ya. Sinek ya. Konmuyor. Niye? Bir şey yok ki alacağı onda. Sineğin konmadığı şeyi biz reçelin içine koyup yiyoruz ya. Ondan sonra diyoruz ki niye kanser oldu? Allah sonumuzu hayır eylesin. Evet. Şifalısını bulun, yiyin. İki şifa. Kur'an şifadır ama biz Kur'an'ın sadece bu yönüne bakmayacağız. Bak, boyalı, tamam mı? Boyalı derken, yani makyajlı. Ondan sonra dinle, diyanetle alakası olmayan insanlar bile bakıyorum. Hocam işte telefon açıyor. Hocam diyor, işte iki kişinin arası bozuldu diyor. Ne okusam? Gerçi biz ona da uygun cevap veriyoruz. Ya arkadaş, hasta olunca çocuğun imtihana girecek, bize okur musun? Buralarda söylüyor. Güzel. Ama Kur'an-ı Kerim'in içindekiyle amel etmeye gelince orası yok. İşte burasına itiraz ediliyor biraz yani. Hani inmemiştir ya diyor, ya açar bakarız Nazm-ı Celil'in yaprağına yahut okur geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir hele Kur'an ne mezarlıkta okunmak için ne de fal bakmak için. Şimdi bunu alıyor adam, bunu alıyor, anlatıyor kürsüden. Diyor ki bak diyor ölüye okunmaz Kur'an-ı Kerim diyor. Allah Allah. Kardeşim siz başımıza bela mısınız ya? Adam şunu diyor, sadece mezarlıkta okunmak için inmedi bu diyor. Doğru değil mi arkadaşlar? Yanlış mı? Mezarlıkta da okuyacaksın. Ne okuyacağım adama? Türkü mü okuyacağım ya? Anlatabilirim. Ne okuyacağım ya? Öyle diyor, benim başımda davul çalın. Tamam gidin onun başında çalın. Zurna çalın. Çal. Faydası varsa ya. Ya ben diyorum bu Rabbimin kelamı diyorum. Bunu okumak sevap mı arkadaşlar? Ölüye Kur'an okunur mu? Ya şimdi konu geldi, ben ne yapayım şimdi? Efendim Kur'an-ı Kerim. Söyleyin bunu okumak sevap mı? Sevap. Sen bunu okuyunca ne kazanıyorsun? Söyle. Sevap. Diyorum ki ya Rabbi ben bunu okudum, sevap kazandıysam, eğer sevap kazandıysam ben de bu sevabı bu ölünün ruhuna bağışlıyorum. Ne var bunda? Olmaz mı şimdi bu? Delikanlı. Allah razı olsun. Bu kadar basit ya. Adam buna itiraz ediyor. Ne yapacağız ya? Ama bunun için inmedi sadece. Ya ne için indi? O bizim hayat rehberimiz ya. Bizim hayat rehberimiz. Asıl onunla amel edeceğiz. Allah amel etmeyi nasip etsin. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke müşriklerini İslam'a anlatıyor. Bu müşrikler arkadaşlar inatçı yavrular yani. Ebu Cehil'den bahsetmiştim daha önce. Onlara anlatıyor. Birinci sayfada geliyor. Sonra ikinci sayfada diyor ki, ikinci sayfanın başında şöyle diyor. Sümme zekere ta'ala lil müşrikine kıssate ehlil kariye. Ehlel kariye düzeltiyorum. Ellezine kezzebur rusul fehelekehumullahu bi sayhatin mines semai. Şimdi diyor bunlara, bu Mekke müşriklerine diyor ve bütün insanlığa kasaba ehlinin yani o memleketin, o şehrin ahalisinin misalini ver ki onlara gelen elçileri onlar yalanladılar ve Allahu Teala onları bir sayha ile, bir ses ile, başka bir şey değil, bir ses ile helak etti. Diyorlar ki Kur'an'ın kalbi burası. Niye? Bura çok mühim. Şimdi burada o kasabanın neresi olduğu söylenmiyor. Elçilerin isimleri söylenmiyor. Kim olduğu söylenmiyor. Ama tabii tefsirlerde o bilgiler var, onlara da vereceğim size. Ne mesaj veriyor Kur'an-ı Kerim? Kur'an-ı Kerim diyor ki ben diyor isimle çok ilgilenmiyorum diyor. Yer de çok önemli değil. Benim için yapılan önemli diyor Kur'an-ı Kerim bize. Ne yapılmış bakalım? Vazdırip misal verir. Tamam, örnek ver. Lehum o Mekke müşriklerine örnek verir. Yani herkese örnek verin bunu. Kimi? Meselen ashabel kariyeti.
kasaba ehlinin misalini onlara örnek ver. Onlara örnek ver bunu. Tamam. Amenna ya Rabbi. Kime diyor bunu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Devam edelim. İz bir vakit ki, bir vakti erselna, biz gönderdik. Kime? İleyhim, onlara gönderdik. Onlar kim? O kasabadakilerine gönderdik. Burada yaşayanlar pagan kültürüne sahip Romalılar arkadaşlar. Romalılar. Romalı insanlar. Bunlar puta tapan insanlar. Tamam mı? Devir, bir rivayete göre bu gelenler ki bak, iz erselna ileyhim üsneyni fekezzebuhuma, biz onlara iki tane elçi gönderdik. Bir rivayete göre, kuvvetli olan görüşe göre bunlar iki tane peygamber. Bir rivayete göre de bunlar İsa aleyhisselama inanan tevhid ehli, onun havarileri. İki kişi. İki kişi geliyor. Evet. Ne yapmışlar peki bu iki insan? Koskoca bir, yerin neresi olduğu hakkında bilgi vermiyor Kur'an-ı Kerim, ama ben size bilgi vereyim. Tefsirlerde genel ve Antakya olduğu söyleniyor. Nerede Antakya? Hatay. Hatay'a geliyor. Orada o gün Romalılar hakim. Güç sahibi onlar. İsa aleyhisselamın elçileri ise, havarileri ise diyor ki gidin Allah'ın dinini orada tebliğ edin bu iki kişiye. İki kişi. Yahut da iki tane peygamber. Bir rivayete göre Allah-u Teala Celle Celaluhu bize şu mesajı veriyor burada. İki peygamber, birçok peygamber gönderdi de Allah-u Teala. Özellikle Ullazim peygamberden iki peygamberi misali. Birisi Musa aleyhisselam, diğeri İsa aleyhisselam. İkisini ne yaptılar? Yalanladılar. Feazzezna misalisin diyor Allah-u Teala. Biz onu üçüncüsüyle kuvvetlendirdi. Kim o? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bir rivayette böyle arkadaşlar. Başka peygamber de geldi ama temelde şeriatı olan iki peygamber geldiler. Onları yalanladılar. Biz onu üçüncüsüyle takviye ettik. Böyle mana veren de var buraya. Şimdi iki elçi geliyorlar. Hiçbir korkuları yok. Allah'ın davasına davet ediyorlar. İslam'a davet ediyorlar. İmana davet ediyorlar. Bu ikisini hapsediyorlar. Bunlar. Hapsediyorlar. Sonra feazzezna bisalisin. Onların isimleri de zikrediyor ama dediğim gibi Kur'an-ı Kerim isme girmedi. İsim ben de girmedim. Kimisi diyor ki birisi Sadık, birisi Mesluk idi. Üçüncüsü de Şem'un idi diyor. Şem'un-u Safa. Üçüncüsü geliyor. Üçüncüsü biraz taktik değiştiriyor. Bakıyor ki hemen direkt mevzuya girersen bu insanlar reddedecekler. O üçüncüsü önce böyle ilminden istifade edilen, bunların tabii bunlarda bir takım kerametler, eğer bunlar sıradan insanlarsa bunlarda keramet var. Eğer bunlar peygamberlerse bunlarda mucize var. Çünkü mesela anadan doğma körü iyi edebiliyorlardı. Bu kimin mucizesiydi? İsa aleyhisselam mucizesiydi. Alaca hastalığını iyi edebiliyorlardı. Böyle bir, tabii iyi eden Allah da, bu mucize onlara verilmişti. Sonra üçüncüsü geliyor böyle. Bir takım harikuladeliklerle önce kralın adamlarıyla bir dostluk kuruyor. Sonra kralın kendisiyle dostluk kuruyor. Öyle ki kralın öyle yakını oluyor ki bu ne sorarsa, ne iş yapacaksa ona danışıyor. Bir gün diyor ki ya diyor şu hapisteki insanların bir dinleyelim diyor, bir çağıralım diyor bu Şem'un. Nedir bunların? Ne anlatıyorlar? Bir bakalım. Ne diyorlar? Hemen bir ceza vermeyelim bunlara. Adam şimdi kral dinlediği için onu çağırıyor, o üçünü. İkisini. Geliyor ikisi. Diyor ki siz ne anlatıyorsunuz diyor. Sizin davanız nedir? Diyor ki biz eşi benzeri olmayan, öldüren, dirilten, rızık veren, ondan sonra her şeyin sahibi olan, maliki olan Allah'a kulluğa davet ediyoruz. Biz bir şey istemiyoruz sizden başka. Diyor. Krala diyor ki bu böyle değil midir diyor. Yani. Sizin tapmış olduğunuz putların diyor herhangi bir faydası var mı diyor. Öldürüp diriltebiliyorlar mı diyor. Fayda verip zarar verebiliyor mu? Yok. O zaman bu adamların bir suçu yok. Allah-u Teala Celle Celaluhu devam ediyor şimdi. Peki ne oluyor? Feazzezne bisalesin. Fekalu inna ileyküm murselin. Üçüncüsüyle onları takviye ettik. Üçüncüsü kimdi anlattım size. Fekalu dediler ki bunlar. İnna muhakkak biz ileyküm sizin için gönderilmiş olan murselun, gönderilmiş, size gönderilmiş olan elçileriz dediler. Bu murselun lafzından dolayı, rusul lafzından dolayı bunların peygamber olduğunu söylüyor müfessirler. Kalu dediler ki ma entüm, siz değilsiniz. İlla ancak sizsiniz beşerun misler, siz peygamber falan değilsiniz. Sizin bir özelliğiniz yok. Siz de bizim gibi insansınız. Siz de bizim gibi beşersiniz. وَمَا اَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ Rahman size bir şey indirmedi. اِنْ اَمْتُمْ اِلَّا تَكْسِبُونَ Biz ancak size inanmayız, ancak sizi yalanlarız dediler. Siz inanmıyoruz yani dediler. Dinlemediler onları. Onlar bak arkadaşlar çok ilginç bir şey. Aslında Allah-u Teala bize anlatıyor bunu. Beni İsrail'e anlatmıyor. Yani davayı her yerde, her zaman, her mekanda anlatın. Kim buna olursa, ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar.
قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّا اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ diyorlar bu sefer. قَالُوا dediler ki o elfler o işi. رَبُّنَا يَعْلَمُ Rabbimiz biliyor. اِنَّا اِلَيْكُمْ muhakkak ki biz size gönderilmiş olan لَمُرْسَلُونَ elbette gönderildik biz size. Biz elbette Allah'ın elçileriyiz dediler. وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ bizim görevimiz ancak apaçık bir tebliğdir. Bizim görevimiz tebliğ etmek. Biz tebliğ ederiz. Hem de artık apaçık. Nereden anladık? İllel belag, belag tebliğ demek. Mübin apaçık demek. Apaçık tebliğ ediyoruz size. Sizin yapacağınız da olur. Ben size söylüyorum. Bu kadar. Kalu dediler ki inna tedayyarna bikum. Sizden dolayı bizim başımıza bela geldi. Uğursuz adamlarsınız siz dediler. Elçilere diyorlar. Sizden dolayı uğursuzlandık. Arkadaşlar 100 senedir böyle diyorlar bu memlekette bazıları. Daha yeni daha bir ay önce öyle dedi. Orta çağa mı götürmek istiyorsunuz bizi dedi birisi. Öteki Hazreti Peygamber'e, öteki Hazreti Adem'e laf etti. Aynı bak. قَالُوا اِنَّا تَدَيَّرْنَا بِكُمْ sizden dolayı uğursuzlandık. İslam bizi geri bıraktı. İslam terakkiye mani dediler. İslam'ı rafa kaldırdılar. Kendilerinin ne ürettiler? İslam'ın sakalına, İslam'ın sarığına, İslam'ın örtüsüne mi takıldı bunların projeleri? Yok. Yaptıkları ne? Bunlar ilericiliği meyhanede kafa çekmek olarak görüyorlar. Ne oldu? Elin gavuru ilerledi. Sen ilerledin mi? Dünyanın her yerinde böyle dediler. İslam bizi geri bıraktı dediler. O İslam'dan dolayı uğursuzlandık dediler. Arkadaş, İslam'ın şanlı tarihine bir bak bakalım. Bütün buluşlar, bütün tarihi şanlı zaferler kime ait? Müslümanlara ait. Ama Batı'ya teslim ettikleri için kafalarını öyle dediler. Allah-u Teala burada onu söylüyor. Diyor ki قَالُوا اِنَّا تَدَيَّرْنَا بِكُمْ açılmayı, soyunmayı, içmeyi, ondan sonra dans etmeyi bunlar medenilik gördüler. Anlatabiliyor muyum? Bunlar da öyle dediler. لَاِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ eğer dediler, bakın arkadaşlar şöyle diyorlar. Eğer bu davanızdan vazgeçmezseniz. Kim diyor bunu? Kim diyor? O kasabadakiler. O kasabadakiler, o şehirdekiler yani. O şehirdekiler. Eğer bundan vazgeçmezseniz, eğer bizi Allah'a davetten vazgeçmezseniz, elbette lenercümennekum, elbette sizi taşlarız. Recm ederiz sizi yani. Sizi taşlarız. Ve leyemessennekum, elbette ve muhakkak ki bizden size dokunur. Azabun, İşkence, elimun, şiddetli bir işkence. Çok şiddetli, elim. Sizi döveriz, vururuz, asarız, keseriz yani. Bırakacaksınız. Adamlar ne yapıyorlar? Hoca ne yapıyor? Hoca çıkıyor kürsüden diyor ki kardeşim diyor yani ben diyor benim dinime sövmesin kimse ya. Benim dinime sövmesin diyor ya. Adam çıkıyor benim Kur'an'ıma sövüyor diyor. Adam çıkıyor benim peygamberimin soyuna laf ediyor. Adam çıkıyor Hazreti Meryem'e sövüyor diyor. Hoca çıkıp bunu söylüyor. Ya arkadaş bu faiz bize zarar veriyor çıktı. Mehmet Boyunlu Kanlı Hoca dedi ki ya dedi yani bak İslam tarihine dedi ya. Bak İslam tarihine, bak İslam tarihine. Osmanlı'ya bak, Selçuklu'ya bak. Kaç tane kadın öldürülmüş ya? Kaç tane kadın cinayeti var ya? Bakın arkadaşlar, baksınlar inceleyenler. Kaç tane var, kaç tane kadın cinayeti var? Şimdi kadınlar öldürülüyor sokaklarda. Suç kimin? Arkadaş suç İslam'ın değil. Suç sizin kabul etmiş olduğunuz sistemin suçu bu ya. Bunu söylüyoruz. Ben diyorum ki İslam'ı bir düzen gelsin ya. Ne var bunda? Bunlar da öyle diyorlar. Diyorlar ki yok öyle yok diyor. Nasıl konuşursunuz diyor ya. Nasıl konuşuyor? Sen konuşacaksın istediğini konuşuyorsun. Sen küfrediyorsun caiz. Ben savunurken mi kötü? Bunlar da öyle diyorlar. Denercümennekum sizi taşlarız diyor. Hem de kötü taşlarız. Öyle yemezsennekum sizi kötü ezeriz sizi çiğneriz diyor. Ve minna azabun elim. Kalu. Cevaba bakın. Hiç korku yok. Allah'ım bize böyle bir şuur nisan eylesin. Amin. Cevap. 3 kişi. Koskoca şehirde kimseleri yok. Amcaları, dayıları, devletleri hiçbir şeyleri yok. Sırf Allah'ın dinini anlatmak için gelmişler. 3 tane baba yiğit. Allah-u Teala bize anlatıyor bunu. Her gün, her cuma akşamı okuyorsun bu Yasin suresini. Dava derdin olsun diyor. Korkma diyor ya. Anlat davanı diyor ya. Galu dediler ki Da'irukum sizin uğursuzluğunuz me'akum sizin de beraberdir. Siz böyle puta taparsanız, Allah'a isyan ederseniz, içki iç, kumar oyna, her türlü rezillik, kötüsü işte git gavurdan, Hollanda'dan, İsviçre'den kanun al, getir koy başına. Ondan sonra uğursuzluk senin başına nereden gelmiş belli kardeşim. Belli. Uğursuzluğunuz sizinle beraberdir.
Bizde uğursuzluk yok. E in zükirtüm bel entüm kavmün müsrifun. E siz eğer bizim nasihatlerimizi dinlemiyorsanız diyor, biz size nasihat ediyoruz, biz size vaaz ediyoruz, biz size Allah'a davet ediyoruz. E in entüm bel entüm siz oldunuz bilakis kavmün bir kavim müsrifun. Müsrif işte bak yani insanın Allah'a karşı gelmesi israfın en büyüğü arkadaşlar. Siz haddi aşan, sınırı geçen, isyankar bir topluluksunuz. Sizin başınıza gelen musibetler, belalar, şerler, sıkıntılar sizin yaşamış olduğunuz düzenden kaynaklanıyor diyorlar. Cevaba bakın. Sonra bunu diyor. Ondan sonra adamlar tamam artık. Böyle hep beraber onları öldürmeye yeltenirken vece'e geldi. Min aksal medineti şehrin uzağından. Medine şehir, şehrin uzağından geldi. Racülün bir adam. Kur'an-ı Kerim diyor yine tefsir. Racül dedi. Kim? Önemli değil. Ama önemli mi? Hocam yine de bilelim. Habibi Neccar. Ne iş yapar bir insan? Dokuma sanatıyla uğraşıyor. Dokuma işi yapıyor. Dokumacı. Dülger diyorlar. Dokumacı. Bir rivayete göre gözleri ama iken böyle. Bir rivayete göre cüzzam hastalığına yakalanmış. Bu elçiler ona da vuruyorlar. Ona da davet ediyor. Diyor ki yani ben yıllardan beri yanlış yoldaydım diyor. Taptığım şeylerden bir fayda görmedim. Puta tapılır mı diyor. Ama diyor sizin bir deliliniz var mı diyor. Mesela diyor benim bu hastalığımı iyileştirebilir misiniz? Onlar dua ediyor Allah-u Teala. Adamın gözü açılıyor. Hastalığı iyileşiyor. Ondan sonra kelime-i şehadeti buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyor. İman ediyor. Rivayetler farklı. Bir rivayete göre bu vahid bir Müslüman bu. Ama bakıyor ki üç kişinin üzerine bütün şehir yürümüş. Ezecekler bu insanları. Anlatabiliyor muyum? Sonra hemen koşarak diyor ki vece'e min aksal medineti şehrin uzağından koşarak yes'a. Öyle adam ki nasıl? Nasıl geliyor? Yes'a. Koşuyor, koşuyor arkadaşlar. Allah-u Teala böyle bir şuur nasip eylesin. İslam'a laf edildiği zaman koşacak Müslüman. Oturmayacak, ayağa kalkacak. Anlatabiliyor muyum? Mesaj atacak, bir şey yapacak yani. Allah-u Teala böyle gayretli eylesin bizi. Böyle yaparsak dava ayakta durur arkadaşlar. Bak Hindistan'da neler oluyor. Neler oluyor? Allah Müslümanlara şuur versin. Amin. Zaten Doğu Türkistan söylemeye hiç gerek yok ya. Vallahi benim gözüm var mı? Utanıyorum, bakamıyorum o görüntülere ya. O hanımların görüntüleri, o beylerin görüntülerine ya. Ne zaman ayağa kalkacak bu İslam alemi ya? Allah-u Teala bu parçalanmışlıktan bizi kurtarsın. Amin. Koşmuyoruz yani, sahi etmiyoruz. Gale dedi ki adam, o gelen koşan. Ya kavmi, şimdi öyle de güzel bir üslup kullanır ki, ey benim halkım, ey kavmim. İttebi'u, tabi olun. El murselin, bu elçilere, bu gönderilenlere uyun. İttebi'u men la yes'elukum. Bak şimdi bir de davasını delilendiriyor. Men la yes'elukum ecran. Bu adamlar sizden para mı istediler? Bize yer verin, arazi verin, mal verin, mülk verin mi dediler? Söyleyin. Dediler mi böyle bir şey? Yok biz Allah'ın elçileriyiz dediler yani. Biz Allah'ın dinini anlatacağız size. Müslüman olun kurtulun. Bak sizden bir şey istemiyorlar ya. Davasını delilendiriyor. İttebi'u men, o kimselere tabi mi? La yes'elukum ecran. Onlar sizden ücret istemiyorlar. Lehum, halbuki onlar mühtedün, hidayet bulmuş insanlar ya. Bak bu insanlar dinlenmez mi diyor ya. O kadar fesahat dolu ki bu ibare. Sonra devam ediyor. Ve maliye, ve mali, ve maliye bana ne oluyor ki? La a'budu lezi, ibadet etmiyorum. İbadet etmiyorum. Fatarani, o Allah'a ki beni yarattı. Kendisine söylüyor. Onlara anlatıyor. Halka anlatıyor. Çıkmış halkın önüne adam. Habibi Neccar. Bana ne oluyor ki beni yaratan Rabbime ibadet etmiyorum. Yani diyor ki bak put bir şey yaratmaz diyor. Bu putlardan bir yarar. Bu taş. Taşa tapıyorsun ya. Bak beni Allah yarattı diyor. Ben niye ona ibadet etmiyorum? Sonra diyor ki ve ileyhi turca'u. Sonra ona döndürüleceksiniz. Buna iltifat deniliyor Arapçada. İltifat. Direkt siz ne biçim adamsınız? Niye Allah'a kulluk etmiyorsunuz? O sizi yarattı demiyor da ben niye etmiyorum diyor. Sonra diyor ki ona döndürüleceğiz. Yok olmayacağız. Allah'a döndürüleceğiz. Ona gideceğiz diyor. Onları davet ediyor. Sonra diyor ki اَتَّقِذُ مِنْ دُونِهِ اَلِهَةً. Ben nasıl edineyim diyor. Allah'tan başka ilahlar ki اِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَانِ بُضُرِّنْ. Allah bana bir zarar vermeyi murad etse لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا. Onların şefaatleri benden bir şeyi gidermiyor diyor. E Allah bana bir bela verse bu putlar beni kurtarabilir mi diyor. Bana fayda verebilir mi? Yok. Ben ne o zaman puta tapacağım ya? Allah bu puta tapanlara hidayet nasip eylesin. Amin. Arkadaşlar her asrın putu farklı oluyor bu arada. Her asrın putu farklı. Şimdi putlar başka şeyler.
Şimdi insan koy ha o top ağacı meydanına bir tane put, kimse bakmaz yüzüne. Ama bugün herkesin cebinde bir put var yani. Bir şekilde bir put oluyor yani. Allah-u Teala her tür puttan bizi uzak eylesin. Amin. Tamam. İnni, evet diyor ki bunların şefaati bana fayda vermez, Allah bana bir zarar vermek isterse. Ve la yunkizune ve la yunguzi, yunguzi nu demek yani bu. Beni kurtaramazlar da. Yunkizuni. Bunlar beni Allah'ın azabından da kurtaramazlar. İnni izelle fî dalâlin mübin. O halde o zaman ben eğer bu putlara tapar, Allah'ı bırakıp putlara taparsam apaçık bir delalet içinde olurum diyor. Sonra onu da dinlemiyorlar. Arkadaşlar hemen saldırıyorlar. O üçü kurtuldu. Onları öldüremediler ama buna saldırıyorlar ve çiğniyorlar ayaklarının altında. Tefsirde rivayet geliyor. O kadar ki diyor, o kadar çiğnediler ki bağırsakları arkasından çıktı yani. Öldürdüler. Onu şehit ettiler. İnni âmentü bi rabbikum fesme'ûn. Diyor ki ben diyor, duyun ki ben Rabbime iman ettim diyor. Sizin Rabbiniz, o elçilere, sizin Rabbinize iman ettim. İnni âmentü, ben iman ettim. Bi rabbikum, Rabbinize fesme'ûni, beni duyun diyor. Sonra öldürdükten sonra Allah-u Teala şöyle diyor. Kile, denildi ki ona. Üdhulül cennet, gir cennete. Kale ya leyke kavmi ya'lemûn. Cennete girdiğinde de yine kavmini unutmuyor arkadaşlar. Keşke kavmin bilselerdi diyor. Kale ya leyte kavmi ya'lemûn. Keşke kavmin benim bu durumumu bilselerdi. İşte merhametli olacak Müslüman arkadaşlar. Yanımızdaki içkici, kumarbaz, her türlü kötülük de olsa kardeşimiz, arkadaşımız, komşumuz, yine ona merhamet edeceğiz. Onun kurtulması için çalışacağız. Allah-u Teala becerebilmeyi bizlere nasip etti. Bima gaferali Rabbi ve cealeni minel mukramin. Rabbim beni affetti ve bana ben ikram olunanlardan, iyilik edilenlerden, kazananlardan oldum diyor Habibi Neccar. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizlere de böyle dava şuuru ihsan eylesin. Bu bir sayfanın tamamını size paylaşmış oldum. Aslında bunun bitişi öteki sayfada tamamlanıyor. Onu da mealen arz edeyim ve dersimizi bitirelim. Çünkü süremiz doldu. Orada da diyor ki Allah-u Teala Celle Celaluhu bir kavmi helak etmek için, bunları, bu şehri helak etmek için bir ordu gökten indirmez. وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ. Benim orduya ihtiyacım yok diyor. Allah-u Teala neyle öldürüyor onları? اِلَّا سَيْحَةً وَاحِدَةً فَاِذَا هُمْ حَامِدُونَ. Ancak bir Cebrail Aleyhisselam bir sesleniyor. Hepsi böyle yanmış kütük gibi böyle düşüp kalıyorlar orada. Hepsi helak oluyor. Hepsi helak oluyor. O elçiler de kurtulmuş oluyor. Anlatabiliyor muyum? Allah-u Teala Celle Celaluhu davamızın büyüklüğünü anlayabilmeyi, davanın derdiyle dertlenebilmeyi bize nasip eylesin. Amin. Derdimiz davamız olursa himmetimiz büyük olmuş olur. Derdimiz Mevla'nın rızası olursa himmetimiz büyük olur. Allah hepinizden razı olsun. Allah'ım duamızı da yapalım kısaca. Dersimizi bitirelim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Erhamer Rahimin. Ya Rabbi senin bu kulların hiçbir ücret karşılığı değil. Sırf senin rızan için bu sabah vaktinde burada toplandılar ya Rabbi. Bu ayetlerde anlatılan şuuru, derdi, gayeyi, hedefi İslamiyeyi, ilahi kelimetullah davasını bu kardeşlerimin kalbine de, bu aciz günahkar kulunun kalbine de ilka eyle ya Rabbi. Dünya üzerinde yaşayan, zalimlerin zulmü altında olan, mücadele veren Müslüman kardeşlerimize Hindistan'da, Doğu Türkistan'daki ve diğer İslam, Bilad-ı İslamiye'deki Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Açlıkla, soğukla, susuzlukla ve diğer imtihanlarla imtihan olan bütün Müslüman kardeşlerimize ya Rabbi sen şuur ihsan eyle. Ülkemize, Türkiye'mize güç kuvvet ver ya Rabbi. Dünyadaki bütün mazlumların imdadına koşacak, dünyadaki zalimlerin hakkından gelecek. Ya Rabbi hem maddi bakımdan hem manevi bakımdan bu gücü, kuvveti ülkemize ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi vatanımızın, milletimizin muhafazası için çalışanları iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. İmanımıza, İslamımıza, Kur'an'ımıza hizmet edenleri, vatanımıza, milletimize hizmet edenleri, sınır boyunda vatanımızın sınırını koruyan, namusumuzu muhafaza edenleri sen de koru ve muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi annelerimizi, babalarımızı, bizim üzerimizde maddi manevi hakkı olanları affedip bizden razı eyle ya Rabbi. Tembellikten, korkaklıktan, acizlikten, cimrilikten, borçlar altında ezilmekten bizleri muhafaza eyle.
uzaktan yakından gelen bu kardeşlerimin de işlerinde sıkıntıları varsa işlerine iş rastlığı ver ya Rabbi. Rızıklarında darlık varsa helalinden bereket ihsan eyle ya Rabbi. Evlatlarını salih eyle ya Rabbi. Kızlarını salih eyle ya Rabbi. Hepimizi, ya neslimizi de bizi de bu davaya hadim eyle ya Rabbi. Bizleri iman dertlisi, bizleri namaz dertlisi, bizleri ibadet ve zikir dertlisi eyle ya Rabbi. Cemalini hedefine koyan Müslümanlardan eyle bizleri ya Rabbi. Bizi dünyaya getiren ve ahirete göçen bütün yakınlarımıza rahmet eyle ya Rabbi. Bizlere bir harf dahi olsa öğreten hocalarımızdan, yaşayanlara fevkat tecelliler, yüce manevi makamlar ihsan eyle. Sağlıklarını müjdat eyle ya Rabbi. Bu yolları, bu güzellikleri bize öğreten manevi rehberimiz olan Efendi Hazretlerimize ve onun gibi bütün dostlarına şifa ihsan eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, amin diyen bu kullarını cennetinle, cemalinle müşerref eyleyip cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi. Allahümme inna nes'eluke imanen leyse ba'dehu küfr. Allahümme inna nes'eluke tamamen ni'meh ve devamel afiyeh ve hüsnel khatimeh. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. الفاتحة